Ben bunları açmadı mıydım lan? Ne bir daha uğraştırıyorum? Ne oluyor amık? Nipton mu geldi? Elma düştü. Ananı sikeyim. Michael Myers da geldi. Ne oluyor amık? Ekmek bıçağı attı. Geçebiliyor mu buradan? Bence geçebiliyorum. İllüzyon var burada. Geçemiyorum. Arkadaşlar saçmalamayın. Ne oluyor? İmdat! Annemi isterim. Ben annemi isterim. Hoş lan. Lan sanki götümü ısırıyor. Bu ne gerçekçilik? Anam oyunda. Anam avradını sik. Allah belanı vermesin. Ona gülün. Onuymuş ya. Evet. Ara sahneye geçmek için masum tutuyor. Geçmeyelim tabii ki de. İzleyelim. I know how you must feel. Hiçbir şey görmüyoruz ama siyah ekran. Alone. Yalnız, umutsuz. Hopeless. You probably deserve it. Bunu büyük ihtimalle hak ettin. But even for you, there is still a way. Ama senin için bile hala bir yol var. A way to bring it all back. Hepsini geri getirmek için bir yol. Hadi bakalım. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. Bitir onu. Abi şimdi öyle çok atar da yapmasak mı ya? Selamun aleyküm. Abicim. Ha, böyle eyleme giriyorum. Bastığım gibi açmıyor. Bunların peki bir çevirisi yok bana. Bir sanatçının zaferi. Galeri açılışı eleştirmenlerinin ağzını açık bıraktı. Bazıları ona yeni hey maşallah diyor. Diğerleri onu Van Eyck ile kıyaslıyor. En büyülenen eleştirmenimiz ise isminin verilmemesini rica etmiş. Yüce Leonardo'nun ruhu bu diyecek kadar ileriye gitti. Ne yöne çekerseniz çekin sergi muazzam bir başarıydı. Sanırım bir ressamı mı canlandırıyoruz biz? Ya da onu mu oynuyoruz yani? Rönesans döneminin etkilerinin görüldüğü eşsiz uyumu ve ilerici tekniği sayesinde oldukça övgü topladı. Michelangelo'yu falan mı canlandırıyoruz lan? Sanatçının kendisi de sergiye siyah elbise içinde nefesleri kesen güzeller güzeli nişanlısıyla beraber katıldı. Sadece bize özel olarak davet verdi demişti. Çiftin elbette ki. Evet hocam. Kapımızı geri kapatalım. Cereyan yapıyor çünkü. Şimdi her boku incelemem istendi benden. En azından az buçuk ne yapmam gerektiğini biliyorum oyunda. Sifrino. Eğilme yok oyunda. Onu fark ettim şu an. Eyvallah. Yıldır hoş geldin abi. Alamıyorum. Bunu da çevireceğim mi acaba? Bayım, sizden aşırı kontrol uzmanlarımız rahatsız etmeyi kesmenizi rica ediyoruz. Ayrıca son derece uygunsuz olan o mektupları göndermeyi de bırakın lütfen. Bilmenizi isterim ki annem oldukça namuslu bir kadındır ve bu tarz suçlamaları hoş karşılamaz. Evinize gelen çalışanlarımızdan hiçbir kemirgen istilasına dair herhangi bir işaret görememiştir. Ve alınan karara göre evinize hiçbir şekilde ilaçlama yapılmayacaktır. Lütfen bu mektubu son uyarı olarak alın, yoksa elinize geçen sonraki mektup avukatlarımızdan gelecektir. Saygılarımıza Carl Denton. Kıllı haşerat temizleme lan o ne? Tövbe. Ne yazdığını göremiyorum. Baş müziğini şey yaptım gençler, yine alta sıçış. Gidebilirim arkaya doğru yani her an. Işık açmamız tabii ki de mükemmel bir olay bizim için. Bunu da aç. Hepsini aç. Bütün ışıkları aç. Kapalı tut. Abi. Şimdi faturasını çok yazmasını istemeyiz. Şunun boyunu bile işletmeyi nasıl başardılar ya? Trip yedik lan. Aleykümselam gençler. Chat'i çok okuyamıyorum kusura bakmayın. Biraz oyuna odaklanmam gerekiyor. Moda girmem lazım. Çünkü psikolojik bir korku oyunu. Bir an jumpscare bir şey yersem yemin ediyorum arkaya doğru giderim bak. Harbi diyorum arkaya doğru giderim. Ben mum falan alamıyor muyum?
Müziği beni çok korkutuyor. Gerçekten müziği beni çok korkutuyor oyunun. Üst kata devam. Tövbe oğlum, ben böyle ruhlu muhlu bir şeyse bu, ben öyle filmlerde izlemiyorum. Ben buna niye başladım ya? Bak şimdi pişman oldum ha. Buna kim... Bizim adam toparlıyor mu? Bak. Ananı sikeyim. Tamam. Toparlamıyormuş herhalde. Bir dakika. Tüm gece çalıştım. Beni uyandırma. Ben de böyleyim. Ben de böyleyim sabahları. Uçak modunu alıyorum. Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around, so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, and I must declare. Sen çalışmıyordun ki sen yalnız. I kept right on her toes, and when she... Basabileceğimiz çok şey var oyunda ya. Arkadaşlar. O yüzden hepsine bakmaya çalışıyorum, aynen. Yeni mağazanın açılışında başlayan talihsiz yangın onlarca insanın canına mal oldu. Uzun süredir beklenen Gökada mağazasının açılışı. Binadaki kablolar yanınca cehenneme döndü. Ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğunu acil çıkışa zamanında ulaşırken, büyük bir çoğunluğu, talihsiz olan bazıları binanın arka tarafındaki sıkışarak yükselen alevlere teslim oldu. Kayıp sayısı henüz açıklanmadı. Tahmini olarak en az 10 kişi ağır yaralı. Gökada'nın sahibi Reynolds Sheffield şimdiye kadar bu trajik olay hakkında açıklama yapmayı reddetti. O değil. Vallahi aslında... Şunun notalar var burada. Vallahi bu oyunlarda benim sanat aşkımı öldürüyorlar ha. Benim sanat aşkımı bu oyunlarda öldürüyorlar. Resident'ta da böyle oluyordu. Ne zaman piyano falan bir şey bulsam elime götüme bir şeyler düşüyordu. Bu kapı bana jumpscare'a benzeyen bir şey atan kapı. Buranın lambası yok mu ya? Küçük çocuk mocuk yok değil mi burada? Çocuk odası mı bu? Selamın aleyküm abilerim, ablalarım. Allah! En sevmediğim var ya, en korktuklarım. Çocuk oyuncakları, oyuncakları. Evet, senin yapacağın sanatı sikeyim diyerekten arkadaşlar. Kurşun asker mi lan bu? Ha, burada girmediğimiz oda mı var? Aynen. Efendim, içerideki dağınıklığı tahmin bile edemiyorum. Ancak benden istediğiniz gibi atölyenize dokunmadım. Ayrıca, eğer o oda sizin için bu denli önemliyse, anahtarları nereye koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Çalışma odanıza geri koydum. Çalışma odam nere lan? Allah! Gitmem oradan. İniyoruz. İniyoruz. Hayırlısı. İniyoruz. Şumu mu alayım? Şumu mu ver? Heh. Tamam. Olur. Olur. Oyun bize ışık açtırıyor. Çok teşekkürler oyuncum. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Diğer oyunların... Ananı aldım. Ananı kodumun faresi. Diğer oyunların yapmadığını sen yaptırdın bize. Çok teşekkürler. Böyle arayalım o zaman. Ortalama DDC. Ne salak, ne mal bir çocukmuş lan. DDC de almazsın ya. Bura çalışma odası olabilir, evet. Aynen. Abi ben buraya gelmedim mi? Buraya gelip bunları kaçırdım mı yoksa? Harbi gözüme sokayım bunlara gelip bunları kaçırdıysam. Özür dilerim, gönlünü alacağım. Bu akşam. Bu akşam her şey sırf senin ve benim için olacak. Özel bir şey yapalım. Söz vermiştim. Tamamdır, eyvallah. Canımın cireye. Acaba gazi mi bizim adam? Hah. Açtım. Niye açtım ben de bilmiyorum. Efendim. Ha bu yok, pardon, bunu okumuştum. Pardon. Baştan okuyorduk. Fırça darbelerimiz. Sürrealist çalışmış burada. Arkadaşlar. Açsana.
burada da fırçalarımız var gördüğünüz gibi. Neyse şimdi bunları anlatacağım. Notu okuyabilsek keşke. Vallahi abicim şimdi sanatı severiz. Sanat toplum için midir yoksa sanat sanat için midir? Anan kilitli artık yeter ya. Tabloya mı bakayım? Ha. Anan. Bilerek yaptırdın değil mi bana? Kısa mı acaba? Bununla falan geçebiliyor muyum? Bununla da etkileşime geçemiyorum. Ozan Emre selamlar. Bir şey oluyor. Galiba orada işim kalmamış. Dünyam değişti. Rengim karardı. Ne olur rengim attı lan. Anam oyun dondu. Anam avradını sikeyim. Allah belanı vermesin. Onu yılın. Onuymuş ya. Tamam dayı dışarı çıkmayacağım ben zaten. O kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim de. Böyle bir jumpscare de atmazsın ya. Pencere kapatması da yok amık. Şu an oda değişti değil mi? Bayağı bir şeyler farklılaştı tekrardan. Etkileşime geçebileceğim. Bir ton şey oldu. Mekan değişti evet. Evet. Bu nasıl bir sandalye lan? Uzaktan adama benziyor. Tarihi kaydet. 9 Haziran Cumartesi günü. Öğleden sonra. Saat 2'de Aziz Luke Chapel'indeki düğünlerinde sizlerle birlikte olmayı diliyorlar. Söylediğim hikaye valla. Heh. Ne oluyor lan? Ha. Tablolarda rakamlar var. Tamam o rakamlar buna gireceğiz sanırım. 854. 800. Lan ne zor bu? 54. Gördün. Shadow. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, benimle evlenir misin? Will you marry me? Evet. Falan böyle gereksiz. Benim atölyemi karıştırıyordun yine. Oğlum noktaları virgülleri çok yanlış koyuyor. Ben bunu yanlış okuyorum ya. Son kez söylüyorum. Senin odaya girmeye iznin yok. Kapı açık kalmış olsa bile. Yasaklıyorum. Bu senin son uyarın. Bir dahaki sefere yeni bir iş ararsın. Nereye düştük lan? Ne izliyorsun lan? Ya abicim sen ressam değil misin? Böyle belalara nasıl bulaştın ya? Ver şu mumu. Ver. Toz faresi ciğerlerimde bile garip haşerat tozu hep dahası var. Vallahi cümleleri Allah belasını vermiş gibi çevirmişler ama. Hadi bakalım. Bir bok görmeden gidiyorum arkadaşlar. Tövbe. Tövbe. Anam. Yapma yapma yapma. Tamam yapma yapma. Ben çok severim. Da Vinci, Van Gogh hepsini severim. Hepsini severim. Adamdır onlar adamdır. Hı-hı. Hollanda'nın gülü Van Gogh. Tabi tabi adamdır onların hepsi. Çok severiz ya. Ben zaten fırça olarak doğmuşum küçükken. Sonradan böyle insana dönüşmüşüm yani ben. Tabi fırçaydım küçükken. Aynı yere gelmedim mi ben? Severiz, severiz, severiz. Hepsi çok saygı duyduğumuz insanlardır. Hepsi çok saygı duyarız. Now, tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right.
Resmini çizerken şeyini yapıyor galiba şu an. Anadan yürüyor mu çalıştıkları be abi? Evet abicim, ödül falan da almışsın galiba. Ne kadar güzel ya. Peki ben alıp veremedim de fareler, sayın fareler. Konuşabilir miyiz? Oradan geçemiyorum o zaman. Neymiş ya? 5-10 dakikada oynar kapatırım ben bunu. Sikerler öyle işi. 5-10 dakikada oyna kapat. Sikerler öyle işi. Atlas'ta en azından yaratık kovalıyordu. Ondan kaçıyorduk lan. Bu ne amık? Hani jumpscare yoktu lan bunda mamaya? Senin bacağına sıçarım ha çocuk. Dinliyor musun beni? Odamın dolabı aç, şunu yakarım vallahi bütün eve. Nah giderim ben o ağlayamadın oraya. Köşede böyle mal gibi beklerim. Nah gelirim orada. Nah gelirim orada. Nasıl çok yok pezevenk, 15 dakikada 3 tane yedim lan. Tamam al, ağla sen orada, ben gideyim şuradan ya. Vallahi ağla sen orada ya. Ağla. Cry bitch. Geleyim mi illa, açayım mı o kapıyı? Hı? Kızım. Ha kilitli. Aynen. Yok, oranın anahtarını bulamam arkadaşlar, zor olur ya. Yoksa açardım, biliyorsunuz korktuğumdan değil de anahtarı bulunmaz oranın. Anahtar zor. Aklım çıktı ya, yemin ediyorum aklım çıktı ya. Tabi ışık mışık ver bari ya. Anahtar manahtar bulacağız herhalde biz ya. Ama diğer taraftan da gidebiliyorum. Beni böyle ikilemde bırakma işte. Diğer taraftan gidemiyorum. Salak mısınız? İkilemde falan bırakmadı yani beni şu an. Kapat da şunu. Aha. Geri mutfağa açıldı. Böyle bir ev yok yalnız ya. Hani böyle bir ev yok açıkçası. Her yere her yere açılıyor. Oynama, oynama, yapma, yapma, oynama. Hop ananı. Ben bunları açmadı mıydım lan? Ne bir daha uğraştırıyorum? Ne oluyor amık? Newton mu geldi? Elma düştü. Kel göründü. Elma mıydı o düşen? Ananı sikeyim. Michael Myers da geldi. Ne oluyor amık? Ekmek bıçağı attı. Geçebiliyor mu buradan? Bence geçebiliyorum. İllüzyon var burada. Geçemiyorum. Arkadaşlar saçmalamayın. Ne oluyor? İmdat. Annemi isterim. Ben annemi isterim. Elma saldırısına uğradık arkadaşlar. Korkacağınız, korkmanız gereken bir şey yok. Kamyona mı yükleniyor bunlar şu an? Hmm, evet. Anlıyorum, anlıyorum. İlginç bir çalışma olmuş tabii ki ressam bey. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Evet. İçki elinin titrememesini sağlıyormuş. Peki ben ne yapacağım? Yine mi dünyam değişti benim? Aha, vallahi yine dünyam değişti. Ne olmuş buraya? Şeye geldim ha. Ha, bak başı amcan küçükkenki resmimiz. Yapma dur. Hemen şey yapıyor ya. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mükemmel bir
Picasso çalışmam lan. Ne anlatmaya çalıştım ben de anlamadım ama güzel bir çalışma oldu tabii ki de. Çok riskli oldu. Bir like atarsanız. Geri mi gidiyor? Flamingolar, evet. Evet, Allah belasını versin. Asansör geldi lan. Ben buna bineyim reis eyvallah da. Hemen niye güvendim acaba? Ha, tabi kapı kapamadık ya amık. Niye çalışsın değil mi? La kapansana! Asansör dedin. Biraz akıllı olmalı yani kapıyı kapatmadan çalışmalı arkadaşlar. Benlik bir şey yok bence orada. Hani hangi devirde yaşıyoruz anladınız mı? Böyle gideyim komple ya. Vallahi hiç şey falan aramayayım ben. Hı? Olur mu acaba katil bey amca? Hadi bey amca. Başım inmek istiyorum. İnmek istiyorum. Usacağım birazdan. 35. falan kilitli kapı abi. Ben eğer bir anahtar bulursam hangisini götüreceğimi nah bulurum. Evet, 36. 37. Eyvah. Buralarda herhalde sonradan da mı işim yok? Ne oldu lan? Aha. Sen kilitli değil miydin? Göt! Kim açtı seni? Aha, anahtar. Vallahi billahi anahtar. Oy, saygıdeğer beyefendi. Üzgün olduğunuzu kesinlikle anlıyorum ve eşinizin acısını paylaşıyorum. Ancak katı suretle belirtmeliyim ki artık sizden bu konu hakkında hiçbir şekilde mektup almak istemiyorum. Derin aktı oldukça karmaşık bir işlemdir ve doğal olarak başarısızlık riski taşımaktadır. Bunu belirtmekle birlikte benim ve... Ney lan o? ST anne... Ney boksa işte hastanesindeki meslektaşlarımın eşinizin iyiliği için elimizden geleni yaptığımıza sizi temin ederim. Kişisel olarak konuşursam... Var olan deri hasarını varsayarsak yapılabilecek olanın en iyisini yapmış bulunmaktayız. Tabii ki istediğinizi düşünmekte özgürsünüz ve yaşadığınız hayal kırıklığını kesinlikle anlayabiliyorum. Nasıl olup da bana ve meslektaşlarıma nefret dolu mektuplar yazmanın durumu daha iyi hale getireceğine inandığınıza bir türlü anlam veremiyorum. Daha önceden de belirttiğim gibi son zamanlarda çok fazla gerildiğinizi anlıyorum ve bu yüzden eğer bize yazmayı keserseniz size dava açmayacağımızı bilmenizi isterim. Şunu açığa kavuşturmalıyım ki artık çalışanlarıma, aileme veya bana karşı yazdığınız tehditleri görmezden gelmeyeceğim. Eğer bu zor zamanlarınızda size yardımcı olacak psikolojik destek almak isterseniz, asistanımdan bu konuda uzman birkaç kişinin iletişim bilgilerini rica edebilirim. Siz ve eşiniz için en iyi dileklerim ve saygılarımla. Benim annem... Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Evet. Oh, don't make me beg. Evet, kağıtlar hep yanmış. Katı katına mı çıktım ben? Değil mi? Yanacaksın. Cayır cuyur. Ben oraya gidince oraya aşağı düşecek değil mi? Spirit mi geliyor? Gözünü seveyim. Çıkartmayın şöyle sesler ya. Olur şu paletle kafanı vur. Cama bir daha hayatta yanaşmam abi. Deseler ki şu camdan çık git şeyi kurtar kendini. Cama yanaşmam abi. Yemin ediyorum yanaşmam. Tövbe. Şöyle uzaktan gidelim de. Aynen. Kapıyı ben demeden kapatıyorlar. Sağ olsunlar. Beni uğraştırmıyorlar hiç. Paralar sürekli öpüşük atacak mı böyle bana? Biraz sinirimi bozuyorlar çünkü. Aşağıdaki liste şizofreninin en sık rastlanan belirtilerinden oluşturulmuştur. Hastalık genelde 15-25 yaş arası insanlarda görülse de daha yaşlı insanları etkilediği de biliniyor. Bu belirtilerin yalnızca şizofreni göstergesi olmadığını ve görüldükleri kişinin bu hastalığa sahip olduğuna dair kesin bir delil olmadığını belirtmekte fayda var. Doğru bir teşhis için bir uzmana, örneğin, başvurun. Boş ifade dalıp gitmek. Arkadaşlar hadi herkese şizofreni testi yapıyoruz. Boş ifade dalıp gitmek. Dalıp gitmek. Bende var, çok var. İstemsiz surat hareketleri.
Yani korkma falan ama korkarsam tabii yani. Uykusuzluk var, anasının şeyi gibi var. Olağan dışı hal ve hareketler. Hep biraz agresif hareketler sergiliyorum, evet. Ara sıra agresif hareketler sergiliyorum, sikilmem gerek. Eylemlerden zevk alamama. Yo, zevk alıyorum. Duyarsızlaşma. Bu ne demek ki demişler. Duyarsızlaşma acaba şey mi? Gamsızlık gibi bir şey mi? Garip, sakar hareketler. Yok, sakar değilimdir. Öfke eğilimi, alınganlık. Öfke şey yani, öyle öfke eğilimdir ki yani cinayet minayet değil de. İstek eksikliği, evet. İntihar eğilimi, çok şükür yok. Olmasın da zaten. Tamam, ben şizofren değilim arkadaşlar. Ben yırttım. Gelsizdim. Aranızda şizofren çıkan var mı? Diğer kapıya da bir bakayım da bakmadan rahat etmiyorum. Gidemiyorum galiba orada. Değil mi? Ya da diğer tarafta dolanıp buraya falan geleceğiz. İntihar dışında hepsi var demiş. Efeciyim. Yarı şizofren de olabilirsiniz arkadaşlar, yani problem değil bizim için. Evet, arkam kilitlendi arkadaşlar, hayırlı olsun. Önümde kapı varmış. En son Peder Martin bana bunları yapıyordu Atlas'ta. Onu da yaktık zaten. Senin de başına böyle işler gelmiyor istemiyorsan bence rahat dur. Kardeş. Bak kardeş diyorum saygımdan, tamam mı? Bu Resident'ta da vardı. Büyük babanın cık cık bir saati diye. Dilim damağımı kurutun şerefsiz oyun. Tamam, unuttum. Kapat şurayı. Oy, ne gömülür he. Meyve tabağı hazırlanmış. Evet. Papağa yeni yine geldi arkadaşlar. Evet. Olan oldu. Bence de. Demon döndürmeye devam edeyim o zaman. Olan oldu yazıyor bu arada. Burada. Şöyle. Burada da olan oldu yazıyor galiba. Buraya gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Bak bak, görüyor musun? Görünmez duvar var. Olan oldu yani, şu an bana tek dediği şey olan oldu. Evet. Işığa yurağımık. Işık gelmiş arkadaşlar. Hoş lan. Lan sanki götümü ısırıyor, bu ne gerçekçilik? Köpeği mi öldürdünüz lan şerefsizler? Yani köpek ben yanımda sanırım, sevecektim yani. Şu kodumun şeyi Outlast'ta var. Resident'ta var. Burada var. Yapma. Ben gidip dursaydım yiyebilirdim. Oyun o kadar çok attı ki şu an bağıştan hayattayım. Okuyayım mı ya? Çok uzun ya reis vallahi. Yapma. Ev, saray falan mı? Hani 96. odadayız da şu an. Kilitli. Kilitli. Bir saat oldu mu oyun başlayalı? Bir saat falan olunca bırakayım ya. Hem yordu, hem sıktı, hem korkuttu, hem gerdi. Bilmiyorum, değişik bir oyun ya. Bir sevdim, bir sevmedim. Anlayamadım ki arkadaşlar. Vallahi bir sevdim, bir sevmedim. Anam, o ne lan? Abi kafan. Illuminati mi lan bu? Kapatan bu. Ananı sük. Bir daha aç. Gel lan, adamsan. Kilitlendi, kapı kilitlendi.
Bir saat olmadı mı ya? Ünlem süre falan yazın ha. Bir saat olmuştur. Oldu oldu. Bir saat oldu gençler. Aynen aynen bak 58 dakika. Tamam, ışık gittiğine göre bir saat olmuş demektir. Menüye geri dön. Vallahi korktum ya.